Merhaba. Yine bir Tasarazi programında karşınızdayım. Bugün çok heyecanlıyım çünkü çok sevdiğim, çok beğendiğim, ilgiyle takip ettiğim bir heykeltıraş Seçkin Prim ile çok hoş bir sohbet yapacağım. Hadi gelin. Zaten şunu görünce herhalde anlamış olmalısınız. Bu katman katman heykeller zaten onun imzası gibi. Hep beraber merak ettiğimiz şeyleri sizin adınıza ben sorayım. Ve bu güzel sohbeti sizinle paylaşayım. Hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Ay çok sevindim böyle karşılıklı oturduğumuz ve bir sürü merak ettiğim şeyi sorabileceğim için çok mutluyum. Ben süper, ben de ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz her şeyden önce. Bir aslında uluslararası bir sanatçı olarak görüyorum ben Seçkin Prim'i. Böyle bir hikayesinin hani nasıl olduğu, sanata giriş, ondan sonra hani yollar nereye çıkardı, bir dinleyebilir miyiz senin dilinden? Valla aslında şöyle, yani böyle ben çok hani klasik klişe bir laf vardır, çocukluktan resim yapardı falan gibi. Ama o klişenin hakikaten gerçek olduğu bir süreçten geçtim. Hep şey söylüyorum ben, Ankara'da doğdum ama Kuzguncuk'ta dünyaya geldim diyorum. Hı hı. 6 aylıkken falan Kuzguncuk'a gelmişim. Ve o yüzden de Kuzguncuk doğumluyum diyorum. Kuzguncuk belki bilirsiniz, hakikaten birçok sanatçı atölyesinin, mimarların, çok önemli şairlerin, ressamların... Çok ilham verici bir yer. Bir sürü atölyenin olduğu bir yer. Ben de hakikaten onların içinde yaklaşık orada 38 yıl yaşadım. Oh. Son 2 yıldır orada değilim. Hı hı. Hakikaten bütün o atölyelerde büyüdük. Birçok bildiğimiz sanatçı atölyesine girdim, çıktım, çalıştım, çıraklıklarını yaptım. Zaten biraz öyle gelişiyor herhalde, evet. Değil mi? Bu el o malzemeye dokunmadan sanat çok kolay ya icra hani, edilmiyor hani mu şey, acaba? Tiyatrocuların bir lafı vardır yani, sahne tozunu yutmak gibi. Herhalde bu işin doğası gereği öyle bir şey var. O süreçle tabii ki hani oradaki sanatçıların sağ olsun büyük desteğiyle böyle o dönemde, lise döneminde Güzel Sanatlar Lisesi açıldı. Ya öyle. Ben bunu çok merak ediyorum. Yani... Bu Güzel Sanatlar Liseleri bizim ülkemizde var ama var. Biz maalesef böyle bir yarış içerisinde bu hani ismi sürekli değişen sınavlara girerek bir takım liselere girmeye çalışıyoruz. Evet. Hani ismi lazım değil. Ama aslında böyle bir sürü zanaat tabii. okulları, sanat okulları var değil mi bizim ülkemizde? Aslında yani bayağı eskiden işte ben girdiğimde 90 tabii 90 yılıydı. O dönemde Türkiye'de ilki açılmıştı Güzel Sanatlar Lisesi'nin. Devlet Lisesi bildiğimiz. Bildiğimiz Devlet Lisesi. Süper. Sanırım meslek liseleri şeyine giriyordu. Ama bildiğiniz sanat, sadece sanat eğitiminin olduğu. Müthiş. Aslında üniversiteye hazırlık durumuydu. Çünkü atıyorum biz hani Güzel Sanatlar Lisesi'nde haftanın 36-40 saati sadece resim eğitimi görüyorduk. Atölyeler vardı ve yatılıydı. Süper. Müthişti yani. Düşünebiliyor musunuz? Özür dilerim kestim ama Seçkin Prim TEOG'a hazırlanıyor ve böyle senelerce fen okuyor, işte bilmem ne okuyor ve yani öyle bir liseden mezun olup seni kaybetmiş olacaktık. Doğru değil mi? Yani aslında sistem evet. Yani o bu anlamda kendi kafasında bir takım şeylere belki de genç yaşta karar vermiş birileri için şu anki sistem biraz karmaşık. Ha, o dönemde diyor, dediğim gibi ben işte sanatçı olmak istiyorum, ressam, heykeltıraş olmak istiyorum dediğim zaman hani bunu liseden itibaren seni alıp bu sistemin içerisine işte üniversiteye, Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne hazırlayacak bir sistem vardı tabii ki. Liseden dediğim gibi biz işte devamlı resim yapıyorduk. O yüzden de üniversiteye hazırlanırken hani yaklaşık bir 5 senelik eğitim vardı orada. 5 sene boyunca resimle ilgili her şeyi öğreniyorduk. Ondan sonra da dediğim gibi zaten hani hayal Mimar Sinan'dı. Mimar Sinan heykel bölümüne girmekti. Hatta böyle bir şeylik yapıp normalde işte 3
seçenek yapıyorsunuz Mimar Sinan'da, işte heykel, o resim falan. Hani birine giremezseniz birine, birine giremezseniz birine. Ben hani hiçbir seçenek yapmam, tek bir seçenek heykel yaptım. Ben böyle şeylik. Ailenin de büyük bir desteği tabii, olmuş tabii, olmalı tabii. Değil mi? Yani hatta çok komik, annemler şey derdi. Yani ben böyle işte birazcık tabii ki yaş almaya başlayınca, kafalar birazcık işte düşünmeye başlayınca Mimar Sinan'a girerken hani ilk bir kere anneme şey dedim yani. Anne şimdi hani heykel falan, o dönemler böyle bir tabii cafcaflı bir sanat piyasası yok. Bazı şeyler daha zor. Artist mi olacaksın oğlum? Yani ne işin var dedi. Hatta ben dedim ki ya anne dedim bir gün hakikaten. Ya böyle hani daha atıyorum para kazanabileceğim işte grafik, işte ne bileyim endüstriyel tasarım, hani biraz daha böyle piyasası rahat olabilecek bir yeri mi seçsem acaba dedim. Oğlum deli misin? Sen küçüklüğünden beri heykeltıraş olmak istiyorsun. Ne işin var orada? Müthiş. Dedi. Anne buradan gerçekten tebrik ederiz. O yüzden hani hakikaten. Bize seçkinlik kazandırdığı için. Yani hani onların tabii ki hakkını hiçbir zaman ödeyemem gerçekten. Sanat Türkiye'de para kazandırıyor mu? Annenin, daha doğrusu senin annene sorduğun sorunun, kaygının şu anki durumu nedir? Bir önceki jenerasyonlara baktığımız zaman, belki de iki önceki, gerçekten onlara nazaran şanslı bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda hani yeni mezun, yani birçok alternatif şey var, sanatla ilgili alan var, galeriler var. Yani atıyorum işte bir 20 yıl önce Türkiye'de belki 5 galeri varken şu anda 100 galeri var. Genç bir sanatçının işlerini taşıyabileceği alan çok fazla. İşte geçenlerde yine genç sanatçılar için bu Base İstanbul diye müthiş bir organizasyon yaptılar. Yüze yakın genç sanatçının işlerini sergileme olanağı sağladılar. Oradan sergilenen insanların birçoğunu biliyorum. Çeşitli galeriler buldular kendilerine, koleksiyonlar buldular. İşleri iyi koleksiyon. Yani o yüzden alan çok fazla şu anda. Güzel. Eğer bu işiden para kazanmayı düşünüyorsan, evet, geri dönüşünü alabileceğin alanlar çok fazla. Fokuslanmak lazım belki. Fokuslanmak lazım. Tabii. Sonuçta hani ben her şeyi yapayım, kıyıdan köşeden de bir de heykel yapayım diye tabii. Yapılacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Bir de böyle hani o süreç kolay olmuyor hakikaten. Ben şimdi üniversitede kendimi hatırlıyorum, yani böyle para kendim kazanıp kendim okudum. Ve hani para kazandığım yerler hep böyle işte yarışmalara giriyordum. Hani ödülü var diye. Ne güzel. Ondan sonra gerçekten de evet para kazandım. Ama sonra o bir senenin sonunda dedim ki ya ben ne yapıyorum? Yani hani okey tamam para kazanıyorum ama iş bu iş değil. Hayalim merkezden bu değil. Kaçtı. Merkezden kaçtı. Ve dedim ki ya aç kalsam da ben heykel yapacağım, yol bulacağım. Sonra aç kaldım. Hakikaten. Bir iki sene... Ya bayağı zor geçti. Gerçekten zor geçti. Ama hani bu şeyle ilgili dediğim gibi hani başka yapacak hiçbir şeyim yoktu. Yani gerçekten istediğim şey. Ve hani o iki sene sonunda evet bir şeyler, yani dediğim gibi hani ruhunla söylediğin bir şey sana bir yol açıyor. O yollar açıldı ve hani şu anda hakikaten hani hayatımda başka hiçbir şey yapmıyorum. Müthiş. Yapma ne olur. Bir yap bu yaptıklarını, devam et. Çünkü ben gördükçe keyif alıyorum. Yani o kadar tarzını beğeniyorum ki o minimal... En son bugün sabah yine baktım böyle Instagram'da. O minimal kağıtları arka arkaya diziyorsun ve böyle minicik bir çizgiden arkadaki katmanları görüyoruz falan. Bana müthiş bir keyif veriyor. Evet, yani bunu tanımlayamıyorum. Ben bunu duyguyla, yani zaten benim için sanat duygu demek. Ben sanat eksperi değilim. Ve müthiş bir duygu veriyor. Ne olur devam et. Şimdi de seni yakalamışken ben yani bu atölye ortamına zaten bayılıyorum. Bir gün yani hiçbir şey profesyonel amaçlı değil ama kendime böyle boş bir atölyenin içinde yer edineceğim. Özellikle kafa açık her zaman. Ay buraya vallahi gelirim ya, öyle gelin, teklif gelin. Etme pişman olursun sonra, ayağımı kesemezsin. Gelin, ben seviyorum ya, o paylaşımlar da güzel. Herkes şey zannediyor işte hani birisi mesela geliyor bazen. İşte çocuklar geliyor çalışmaya, üniversite öğrencilerine bazı konularda işte workshoplar verdiğimiz zaman burada çalıştırtıyorum mesela. Onlar diyor ki ya işte ne kadar çok şey alıyoruz sizden. Bakmayın diyorum, ben de sizden çok şey alıyorum. Evet. Hakikaten ben öyle. De aynı şekilde düşünüyorum. Ben de keşke hani daha genç tabii. Jenerasyonla birlikte çalışma ortamım olsa. Çünkü bambaşka yani o, her jenerasyon. Çünkü değişen bir kafa kuşağı, var. Y kuşağı, evet aynen öyle, o bambaşka bakış açıları. Kafa itibariyle ben hep onu savunuyorum zaten. Yani o adaptasyonu bütün hayatımda. Şimdi benim en son sergimin bir önceki sergisinin ismini işte 11 yaşındaydı o zaman, oğlan buldu ismini yani. Hani çünkü işte
bir iş yapıyorum. Aa bu glitch olmuş falan dedi. Glitch ne oğlum ya falan. İşte biz bilgisayar oynuyoruz işte orada böyle oluyor. Glitch deniyor da falan. Aa tabii evet. Ya. Ondan sonra onu araştırıp falan. Çünkü başka bir kafa üzerinden bakıyor. Aynen. Aynen. Burasını ben kendim yırtıyorsun. Ya yani bayağı hamster gibi burada böyle yırtıyorum. Hani o da şey aslında yani o yırtma da nereden geliyor? Şöyle bir sistem yani hissiyatım oydu. Ya burada çok milimetrik hesaplanmış bir sistem var. Ve o sistemin oluşturduğu işte bir form var. İki boyutlu bir şeyden alt tarafı şu kağıttan işte yan yana 1000 tane kesiyorsunuz ve bir anda bir forma dönüyor. Bu kadar simetrinin içerisinde böyle kendi doğallığıyla daha amorf, hesapsız kitapsız iki birleşim olsun istedim. Yani hani burası bu kadar çok spontan yırtılmış, üst üste gelmiş bir halken ikisinin ortasında daha simetrik. Bunu ilk başta şöyle yapmıştım. Mesela böyle yapmıştım. Bir işte kum saati gibi zamanla ilgili bir şey yapmıştım. Kum saati tam tersi şöyle pardon. İşte kum saatinin akıp aşağıda dolup aynı forma oluşması. Ondan sonra ya bu yaptıkça da bazen işte ilk aklımdaki buydu mesela. Şimdi hani bunu böyle koyup bu halini daha çok sevip bayağı bildiğin endüstriyel tasarımlar da yaptım. Hatta bu nasıl çıktı? Dediğim gibi üniversitede böyle heykel yarışmalarına katılıyordum işte. Parası şey diye hani ödülü var falan filan. Sonra baktım heykel yarışmaları yok. Bir afiş endüstriyel tasarım yarışması. Ya dedim 3 boyutlu heykel olur ya niye olmasın? Katılmaya başladım. Ve bayağı 5-6 tane ödül aldım oralarda. Bu içmek için mi yoksa bunu bir şey mi yapacaksın? Yok. Bu ne biliyor musun? Nedir? Bir bağ. Şu heykel bak üstü o. Trakya'da evet. Açıldı. Yeni Vinero'nun. Ve benden bir heykel istediler orada. Ben de oraya fotoğrafını da göstereyim sana. Bir proje yaptım. Proje de şöyleydi. Şu iki heykel. Bunlar büyük ama mesela o maket nasıl? Hani o ortadaki yuvarlaktan insan yürüyebiliyor. Öyle büyük. Hikayesi var heykelin. Ama en şeyi böyle koyduğumuz yer ve bir şey itibariyle saat 2-2 çeyrek civarında aldığı güneş ışığıyla yerde bir şarap kadehine dönüşüyor. Ah! Böyle kütüphane heykelleri yapıyorum. Bildiğin kitap aslında. Wow. Biraz yıprandı da bunu tamir ediyoruz şimdi. Böyle sayfa sayfa. Ya bu müthiş bir fikir ya. Böyle normalde kütüphane heykeli diye bunları... Oo, çok güzel bir fikir ya. Müthiş bir şey. Şu da Seçkin'in çocukluğu. Adam olacak çocuk. Daha ne zamandan belliymiş. Harika. Doyamıyorum. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Kıskanıyorum kendisini ya. Bu kadar yetenekli olmak zorunda mısın? Ama ol lütfen. Bizi çok güzel temsil ediyorsun. Gerçekten yurt dışında da. Yani işte New York'taydın. Şimdi Şangay'a gidiyorsun. Yani gerçekten gurur duyuyoruz. Bir Türk sanatçısı olarak seninle. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben yani başka şey yapamıyorum. Tıkandım. Çok mutluyum. Burada kapatacağım programı. Lütfen Seçkin Pirimi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hürriyet.com.tr'deyim diye YouTube'u takip etmiyorsunuz. Çok bozuluyorum. Sizi çok seviyorum. Sanatla, tasarımla hep karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.